Seçeceğim. Elektronik pop diyelim arkadaşlar. Burada kendi elektro mikserimiz var. Onları ekleyebiliriz. Şöyle deneme olarak. Gibi arkadaşlar. Ben bir uyarlama yapacağım şimdi. Şu anda doğaçlama yapıyorum tamamen. Kaydıma basıyorum. Arkadaşlar deneyelim. Aslında bana sorsanız biraz emanet gibi kaldı arkadaşlar. İlk önce burada sesleri dinlemedim. Ondan dolayı böyle bir şey oldu. Aslında ilk önce bir sesleri dinlemek lazım. Yani şunu ekleyebiliriz arkadaşlar. Deneyelim ritme göre. Önce bir kaydetmeden önce bakalım. Bunu ekleyebiliriz arkadaşlar. Evet, kayda başladım. Evet, bence güzel oldu. Deneyelim. Evet arkadaşlar, burada şöyle daha farklı bir bas ritimle bakabiliriz arkadaşlar. Şunun sesini kısalım, farklı bir ritimle bakabiliriz. Bu da güzel arkadaşlar. Biraz duygusal bir müzik olduğu için burada daha farklı bir ton bulabiliriz, biraz daha ağır. Evet, aslında bu ikisini kullanabilirim arkadaşlar. Şöyle kullanacağım. Bunu aşağı kısmı alacağım arkadaşlar. Tam şurada. Hatta şu basımızı silelim arkadaşlar. Tam şu kısımda şöyle. Evet.
Tam burada da arkadaşlar diğer az önce baktığımız bası ekleyeceğim arkadaşlar. Yani şunu şöyle bir şey yaptım. Bu tam şu kısımda girecek. Daha rahat anlayabilirsiniz diye baştan biraz daha geriden başlatayım. Hatta şuradan başlatayım. Evet arkadaşlar, bu şekilde siz kullanımları yapabilirsiniz. Ben burada arkadaşlar şimdi farklı bir özelliklere değineceğim. Şimdi enstrümanları tabii en son kaydı bitirmeden önce enstrümanları bir toparlamamız gerekir arkadaşlar. Burada enstrümanların üstüne tıkladığımız zaman burada sağ üstten iz denetimleri arkadaşlar. Piyano biraz çok tiz çınladığı için arkadaşlar bunun tizini biraz kısabiliriz. Yani şöyle kıstım, bakalım nasıl oluyor. Şuradan deneyelim. Evet, biraz daha kesik oldu. Evet, bunu diğer piyanoya da yapalım. O da şurada başlıyor. Diğer piyanomuz da burada başlıyor. Onunla biraz tizini kısabiliriz arkadaşlar. Bakalım. Diğer piyanomuzun da kısalım arkadaşlar. Evet. Burada kemanımızın da tizini biraz kısalım arkadaşlar. Ona da bakalım. Ve burada basımızı biraz artırabiliriz arkadaşlar. Tabi bahsettiğimlerde buna döngü diyelim. Biz yanlışlıkla diğer bası silmişiz galiba arkadaşlar. Onu hemen tekrardan ekleyeyim. Şu, evet, buydu arkadaşlar. Onu da şuraya ekleyeceğim. Evet. Bunun da basını biraz artıralım arkadaşlar. Evet, tam şuraya eklemem gerekiyor. Biraz boğuk oldu arkadaşlar. O yüzden piyanomu biraz açacağım. Evet. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Buradan enstrümanları arkadaşlar yankısını artırabilir, çınlamayı artırabilirsiniz. Farklı son bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. Burada FX yazan sol üst köşede olan arkadaşlar. Bu remixlerde biraz arkadaşlar kayıt silme, kayıt durdurma, kaydı yenileme, kaydı ardı ardına ekleme gibi komutları var arkadaşlar. Dinleyip bakalım arkadaşlar. Yani örnek olarak ben şöyle bir şey yapabilirim. Bunlarla oynayabilirsiniz arkadaşlar, kayıt tuşuna basın. Gibi.
gibi arkadaşlar, böyle kesik bölme. Üstüne tıklarsanız arkadaşlar farklı özellikleri gösterir. Titreme, çınlama, yörünge, gecikme gibi arkadaşlar. Evet. Hatta oynayalım biraz arkadaşlar. Hatta şarkının en sonunda oynayalım arkadaşlar. Şurada. Arkadaşlar burada istediğiniz şekilde oynayabilirsiniz. Kaydınız burada pembe olarak geliyor. Ben bunu geri alayım arkadaşlar. Şurada bari yapmışken düzgün bir şey yapalım. Bunu ben sileyim arkadaşlar. Son kısımda gireceğim. Şuradan arkadaşlar kayda basıyorum. Aslında tam bitirmeye çalıştım arkadaşlar, sonunda sonuna doğru denk getiremedim. Yani burada şöyle bir şey yapalım. İğneleyiciyi açayım arkadaşlar. Burada da gecikmeyi açayım. Evet, bu kışına basıyorum. Gerçi kayıttan önce bir deneme alalım. Şunu yapabiliriz. Tam şu kısımda kayda basıyorum. Gibi arkadaşlar, o şekilde bitmesini sağladım. Tekrar dinleyelim. Arkadaşlar burada siz kendinize uygun olan FX modellerini çıkartabilirsiniz. Arkadaşlar inşallah sizlere yardımcı olmuştur. Böyle siz parça söyledikçe ben böyle çalıp eklemeye çalışacağım. Parçalar üzerinden gidersek daha çabuk GarageBand uygulamasını kavrayabilirsiniz. Tekrardan teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.